Merhaba arkadaşlar, Orta Doğu Balkan'ın en lezzetli oyun kanalına oyunu mamulleri hoş geldiniz. Ben Fatih Alpay, Shovel Knight serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu tahminimce 4. bölüm oldu. Yes dedik. Şimcik. Şu hala adını telaffuz edemediğim Knight, Treasure Knight ve Mole Knight vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Mole Knight'tan başlayalım demiştim. Öyle yapalım. Şehrimizin adı Lost City. Karşılaşacağımız boss'umuz adı ise Mole Knight. Başlıyoruz. Evet. Şöyle elimizde her zaman kullandığımız reliğimizi alalım. Şurada yol var mıymış? Yok. Şimdi şu alevli arkadaşları bak. Bunları burada öldüremiyor muyuz? Üstten zıplayamıyoruz arkadaşlar bunlara. Canımız gidiyor. O zaman yandan öldüreceğiz biz de. Yine gitti canımız. Önce şu sandığı açayım da. Arkadaş yarısı aşağı düştü zaten ya. Şimdi şuradan şu şeyi aşağı sarkıtalım, balık oltasını. Tamam. He. Daha fazla taşıyamazsın diyor. Arkadaşlar elimizde iki şişe var. Kullanmadığımız için, yani ikisi de dolu olduğu için daha fazlasını alamıyoruz. Bunlardan birisini kullandığımız takdirde yenisini bedavadan yine alabileceğiz. Her neyse, devam edelim şimdi. Buraları dikkatli bir şekilde kırmakta fayda var. Aşağı falan düşmeyelim çünkü durduk yere. Anam anam anam, işte bundan bahsediyorum. Yokmuş. Şuraya hiç o kadar risk almayacağım. Bir iki tane altın kazanacağız diye. Of. Arkadaş bu bizi bayağı canımızı götürdü ya. Evet. Şöyle Allah'ım. Yanlışlıkla deliği kullandım. Bir şişelerden birisi boşaldı. Neyse onu tamamlarız bir şekilde. Ben yine her zaman kullandığım deliği seçeceğim. Bakın şu normalde o ateşli canavarlar şu yeşil şeyler. Üzerine ateş damladığı zaman şöyle gördüğünüz gibi buna dönüşüyorlar. Buna da vurmanızın tek yolu arkadan darbe vurmanız. Yoksa diğer ön taraftan alınan darbeleri kalkanı karşılıyor. Hadi. O damlamayacak herhalde oradan bir şey. Şurada gizli bir yer var. Bir daha var. Hadi. Ah be. Sen ne itici bir şeysin ya. Allah Allah. Neyse. İnatla öldüremedim ya, uyuz oldum. Gel lan buraya. Devam ediyoruz. Buradan da jelibonumsu şeyin üstünden zıplaya zıplaya yolumuzu buluyoruz arkadaşlar.
Şimdi sanırsam şurada bir gizli yol var. Evet. Şu anda 4500'e yakın altınımız oldu. Hadi. Niye zıplayamadım? Evet. Oo. Seninle hiç uğraşamayacağım. Direkt. Aa, iyiymiş. O kolay şey olmadı. Zor olmadı. Tavuğumuzu da aldık. Güzel checkpoint. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bölümler gitgide gerçekten zorlaşıyor. Anam. Bu köstebekler de yani. Şöyle birisinin üstünden zıplasam hiçbir şey olmuyormuş. Buradan bir şey gelir mi? Gelmedi. Tamam. Of. Kalkanı indirip gardını indirdiği an direkt büyüyle ya da kürek darbesiyle indirebilirsiniz az önce gördüğünüz şövalyeleri. Ve minik şövalyeleri. Güzel 5000 altını geçtik. Bunlar neymiş? He. Şöyle. Hiç aşağı inmeden şuradaki yolu bir denemek istiyorum. Bunun sonunda inşallah bir yere çıkarız. Yoksa asıl yol burası mı ya? Valla hiç bilemedim. Olmadı geri döneriz. He. Şunun üstünden zıplayacağız. İyi bari sonunda bir yere çıktı. Oh çok güzel. Müzik notası. Da geri dönüş biraz zor olacak. Of. Vallahi ucun ucun geçtik. Şurada ölmeyelim ya. Çok güzel be. Harika. Asıl yolumuzdan devam edelim. Ay 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 ay. Hadi sen neyse git. Arkadaş düşmedi ateşlere ya. Ha nihayet. Seke seke gidiyor. He. Şimdi. Şuradan şunu kırıp. Evet. Burada nereden gideceğinize dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü platformlar tek tek yıkılmaya başlıyor. Şimdi mesela bunu yıktığınız an altınızdaki platformu bir nevi yerle bir etmiş oluyorsunuz. O yüzden önce şunu. Evet. Size de uyuz oldum o yüzden öldüreceğim. Alırım. Aa çok güzel. Büyük ihtimalle şunun içinden o şeylerden herif çıkacak. Evet. Bakalım neyin varmış elimde. Neydi bu ya? Bunu hatırlamıyorum ama alacağım. Şu yumruk gibi bir şey miydi bu ya? Bir saniye. Başka bir şey yokmuş şu anda. Ha evet. O Kratos'un şeyine benzettim ya. Üçüncü oyundaki şeyine benzettim. Herkül'den almıştı galiba o yumruk şeysini. Nemin Kestus muydu? Öyle bir adı vardı. Şunun tepesinden mi zıplayacağım oraya ben? Nasıl zıplayacağım? Aa niye olmadı? Ha, şu platformları mı aşağı yetireceğim acaba? Öyle bir şey var mı? Of! Ne güzel vuruyormuş o. Ben alayım da yine. Şu şeyi alsam yumrukla ittiriliyor mu o?
Olmuyor. Ben şu şeye nasıl ulaşacağım peki? Allah Allah. Şu an hiç anlamadım. Enteresan bir olay oldu. Aşağıda da bir sürü şey var. Başka bir şeyin olmadığına emin misin? Şu elime bakıyorum. Arkadaş bunu kullanıp da bir yol açılması lazım ya. Yok. Tam böyle denk getiremiyorum falan diyeceğim ama o da değil. Anlam veremedim. Bir an klavye dondu niyeyse. Gel bir sen. Yine canımın gitmesini göze alacağım ama şunları istiyorum ya. Yok olmayacak. Hiç uğraşasım da yok. Şu aşağıda biraz daha şey kalmış. Anam. Ha bunun üstünden zıplayacağım. Aa! Gitti. Anladım ama. Şuradan bir daha geçeceğim. Onları orada bırakmak istemiyorum çünkü. Bu arada şu aşağıya da ineyim. Üstü nasıl kıracağız onu da bilmiyorum. Şuraya tekrar gidip o köstebeği çıkartacağım. Onun üstünden zıplayıp... Gel 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 gel. Oba. Bir tane altın için almadım. Yapmayacağım şey yok. Tamam güzel. Şu an 3500 altınımız var. Şu aşağıya nasıl ineceğim hakkında, şu yukarıdan nasıl kıracağım hakkında hiç fikrim yok. Onu da bırakacağım. Güzel. Şuradan şeyimizi alalım. Balık oltasını. O güzel, bir de eşyamata benzer bir şey açtık. Sen gel. Anam. Ha yenisi düşüyormuş. Bu herhalde zıplamaya yarıyor değil mi? Evet. Ha bunu ilerleteceğiz galiba. Evet. Bu düştüğü yeri evet etkiliyormuş. Şurada gizli bir oda var. Ha bir süre sonra etkisi geçiyor arkadaşlar. Yenisini ittirmeniz gerekiyor. Şuraya şey yapalım. Sen bir aşağı düş. Aa. Yanlış yere düştü. Şöyle git. Tamam. Ay 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 ay, bir saniye. Şuraya da yeşil yapmam gerekiyor. Önce sen git. Sen bir tane daha gelsin. Sonra sen git. Niye olmadı o? Aa. Ama galiba anladım. Önce şunu ittireceğiz. Sonra şu tam gelmeye yakın ittirip in olmadı. Sen git. Gel. Evet. Evet. Çok güzel. Şimdi şunu kıralım. O aşağıya düşsün. Sonra buna bir tane koyamadım. Havadayken vurup. Çok güzel. Sen düş aşağı. Bayağı jelibon oldu ya. Ay 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 ay. Acaba nerede kalmıştım? Oh, bin altına yakın şeyimiz var, zararımız var şu anda. Neresi burası? Ha iyi, çok şey değil. Gel.
ya. Benim o 1000 altın almam gerekiyor. Hiç o zaman aşağıya atmaya gerek yok şunu. Direkt şunu at lan. Gel 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 gel. Düş. Çok güzel. Gel. Tamam, şu an hiç zararımız yok. Şu üsttekileri de almak istiyorum. Şunun tek çabam o şu anda. Bir tanesini attım. Diğerini de atsam. Bu şekilde, evet, güzel. At. Hop, hop, hop. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Hiç uğraşmaya gerek yok. Bunu şey yapayım, o düş. Ama altınlar gitti. Neyse, çok önemli değil ya. Bunu aşağı bir itirelim önce. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Oha. Evet. Şurada bir gizli yol var ama önce checkpoint'imi alsaydım. Burası tehlikeli. Önce checkpoint'imi alayım. Şöyle bir şey var arkadaşlar, detay. İsterseniz bu checkpoint noktasını kırıp içindeki altını alabiliyorsunuz. O kadar bir gözünüze hırs bürümüşse. Fakat bu içindeki pırlantayı mı altını mı neyi aldığınız an checkpoint noktasını kaybetmiş oluyorsunuz. Yani bir öldüğünüz takdirde bu checkpoint'ten değil, ondan bir gerisindeki checkpoint'ten başlamamız gerekiyor. Yani biraz risk, yani bayağı bir risk. Ben almıyorum bu riski. Ama alanı da taklit ediyorum. Şimdi... Arkadaş, nasıl gideceğiz ki? Bunun için o şeyden lazım ya. Size bahsetmiştim galiba geçen bölümlerde. Bu hareket eden bir platform var. Relic satan adamdan satın alınıyordu diye. Herhalde onunla girmek lazım buraya. Çünkü bölümlerin tekrar oynanabilitesi falan var zaten. İstediğiniz kadar tekrar girip oynayabiliyorsunuz. Bunun başka bir açıklaması yok yoksa. Hani bakayım, öyle bir reliğim yok şu anda, yani mümkün değil. Yok, burada olmaz yani. Ölmeyelim durduk yere. Neyse, devam edelim. Buradan şu arkadaşın tepesine atlayalım. O ilerlesin. Şöyle atlaya atlaya gidelim o zaman. Ay 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 ay, gitme gitme gitme. Gitme, ne olursun gitme ya. Of, gitti. Nasıl gideceğim ben oradan? İntihar mı etsem? Evet. Bari usturuplu bir yerde intihar etseydim ya. Yine of, 1200 altın falan zarardayız şu anda. Onları toparlamamız lazım. Atlayalım. Sen bir hareket etmeye başla. Çok güzel. Ay sizin ben. Biraz orada birkaç altın kaldı. Nereden baksan bir 200-300 altın kaldı orada ama nasıl geri döneyim yani. Güzel, bir checkpoint'e daha geldik. Şurada bir gizli yer var. Oh. Herhalde bu son checkpoint arkadaşlar. Boss'a gelmiş olabiliriz. Büyük ihtimalle boss'a geldik ya. Çünkü her şeyimizi tamamladık şu anda. Evet arkadaşlar, Mole Knight yoksa kayboldum mu falan filan diyor işte. Karşıya atışıyorlar böyle, aşık atışması misali. Ha 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 diyor. I will bury you, seni yakacağım diyor. Ve boss kapı, oha. Bu kadar hızlı mıydı bu ya?
İyi götürüyor vurduğu zaman, fakat biraz hantal kalıyor. Hova. Yine ölmedik. Yine bir boss'u yendik. 2500 daha kazandık ve şu anda 7600 altınımız var arkadaşlar. Güzel ya, böyle akıyor cidden oyun. Ve ilk oynadığımda ben daha fazla ölmüştüm. Hani net hatırlıyorum, bu boss'larda en az 1'e 2'şer kere ölmüştüm. Herhalde ikinci oynayışımdan, biraz daha oyuna yatkın oluşumdan dolayı bayağı hızlı, seri bir şekilde oynuyoruz. Kalktık, ateşimizi söndürdük. 7700 altınımız oldu. Ve bir şehri daha ele geçirdik. Şimdi köye girişimiz var artık. Köye giriş yapacağız. Lakin şurada bir hareketlenme dikkatimizi çekiyor haritada. Mini bir boss açıldı bize orada. Şu köye gitmemiz için de öncelikli olarak o boss'u yenmemiz gerekiyor. İsterseniz ona da bir girelim hemen. Şunu hatırlıyorum ya. Razor diye bir herif. Bayağı kaşınıyor şu anda. Bu nasıl saldırıyordu hiç hatırlamıyorum yalnız şu anda. Arkadaş, normal Knight'larda ölmedim. Bu mu öldürecek acaba ilk önce beni? Durum onu gösteriyor. Hiç canım kalmadı çünkü. Vallahi yarım canla öldürdüm arkadaşlar. Görüyorsunuz şu anda canı. Gerçi öldürmedim, hala yaşıyor ama. 9200 altınım oldu. Yok, çok bir yere kalkık bir arkadaşmış bu ya. İyi bari bir işe yara. Oo, 9500 altın artı bir tane daha müzik. Gayet iyi. Böyle daha önce de bahsetmiştim. Ufak ufak mini bosslar çıkabiliyor yetede arkadaşlar. Şimdi şu köye geri dönüyoruz öncelikle, yeni açılandan ziyade. Çünkü almam ve yapmam gerekenler var. Bak nasıl seviniyor yine her zamanki gibi. Yine iki taneden 1000 lira kazandık. Bir yemek meal ticket'ım yoktu sanırsam. Yenisini satın alabilirim. Fakat önce yeni bir relik var mı ona bakacağım. Bakalım bakalım bakalım. Yokmuş. Şu anda yokmuş. Şu kocaman bir balığın olduğu bir yer vardı. Oraya gidelim. Şu bir tane bardağımız boşalmıştı, yanlışlıkla kullanmıştım. Onu alalım. Yes desek 6000. Bizim 10.000'imiz var. Alsak mı acaba ya? Gerçi şimdi yeni köyde bir sürü kürek ve zırh upgrade'leri için de para lazım. Vallahi hiç bilemedim şu anda ne yap düşünüyorum. Alayım ya. Sonuçta diğer taraftaki upgrade'ler de bir yere kaçmıyor. Oh. Hem de eşimin taştık. Şu anda daha fazla veremiyor. Şimdi diğer tarafa gideyim. Canımı artırayım. Ova. Bu ne, yine balık gibi bir şey. Buradan da çıkıyormuş buraya ya. Sen ne diyorsun? 3400. Arkadaş soygun ya. Alsak mı?
yok, bunu şu anda almayacağım ya. 60 şu an için bize yeterli. 4500 altınımız kaldı bu arada. Şimdi hemen diğer köye gideyim. Diğer köyü de size göstereyim. Evet arkadaşlar, bu da diğer köyümüz oluyor. Şurada bir tane şey var. Müzik notası var, onu alalım oradan. Şimdi buraya nasıl zıplayacaktık acaba? Şimdi önce şurayı net hatırlıyorum. Şurayı size söyleyeyim. Burada bir giysi mağazası var arkadaşlar. Şu adam mağazanın sahibiydi diye hatırlıyorum. Şu üçü de müşteri. Üçünün de biner altına ihtiyacı var alışveriş yapabilmesi için. Üçüne de altınları verip yolladığınız takdirde patron bir şeyler oluyordu, o muhabbetleri tam hatırlamıyorum. Ve bir tuhaf bir boss savaşı başlıyor bir anda. Ama çok zevkli ve akabinde bayağı bize ekstradan böyle getirisi olan altın anlamında bir boss dövüşü. Şu anda ona hiç giresim yok çünkü direkt yani çok dakika oldu zaten. Bir sonraki bölümde yaparız onu. Şimdi şu üst tarafa nasıl çıkılıyordu? Bir yerde merdiven falan vardı sanırsam, evet. Şuraya, şuradan şuraya. Evet, burası bizim her şeyimizi upgrade ettiğimiz yer. Bu zırh upgrade'leri. Şu anda bizim kullandığımız mavi zırh. Kırmızı, mor, gri, siyah, sarı. Hepsinin değişik özellikleri var. Bu mesela düştüğümüzde yarı yarıya daha az mı? Galiba daha az altın bırakmamızı sağlıyor. Bunu anlamadım. Ha, bunu almıştım sanırsam, bunu hatırlıyorum. Bu Powerful Charge Slash. Gücü biriktirip kürekle daha bir hızlı vurmayı sağlıyor. Şu siyah olanı da hatırlamıyorum. Aldım mı onu da hatırlamıyorum. Bu sarıyı almıştım. Ne diye aldım hatırlamıyorum. Sadece atlayıp zıplarken yaldızlı yaldızlı zıplıyorsunuz böyle. Onun hiçbir gereği yok bence şu anda. İlk aşamada yine şunu alacağım. Bu çünkü oynanışı daha zevkli ve daha kolay hale getiriyor. Şu Charge Slash yapan herifi, şeyi, zırhı. 6000. 6000 için biraz para biriktirmemiz gerekiyor. Şu aşamada bir şey almayacağım bundan. Diğer adamı da göstereyim. Bu da küreğimizi upgrade ediyor. Neymiş efendim? Yine Charge Slash gücü ekliyor. Ya o zırhı da alırsanız aynı şey. Bu kılıç, şey kılıç demişim. Kürek upgrade alırsanız da aynı şey. Bu neymiş efendim? Dig up for Pinion Mighty Motion diyor. Bu... Ha, bu da şey, bunu almıştım sanırsam. Bu arada üçünü de aynı anda alabiliyorsunuz. Tek bir küreye üç gücü de ekleyebiliyorsunuz. Bunda da canınız full olduğu zaman, bir küreğinizi saldığınız zaman yerden böyle bir sürtünme tarzı bir enerji, bir şey oluyorsunuz ve rakiplerinize ciddi zararlar verebiliyorsunuz. Ama sadece canınız full olduğunuzda yapabiliyorsunuz bu hareketi. Bunların hepsini almak istiyorum esasında şu anda. En azından bir tanesini alayım. Şu çağ çatak veren şeyi alayım. 4000. Yes. Güzel. Bakın şimdi bir daha adamla konuştuğumuzda ilkini almış bulunuyoruz. Şunları tek tek daha sonraki bölümlerde alacağız. Şöyle göstereyim. Normalde vuruşumuz bu. Aynı vuruş tuşuna tutup beklettiğiniz zaman şöyle bir parlıyor karakterimiz. Ve çok daha sert bir şekilde vurabiliyorsunuz. Hani yarım güç götürüyorsa bosslardan, böyle vurunca bir tam güç götürüyor mesela. Burada da değişikli değişikli abiler var. İnelim aşağıya. Heh, unutayı da alalım. Güzel. Devam. Bir tane daha mini boss çıktı bu arada. Ama onu bu bölümde yapmayacağım. Bu bölüm sadece şu müzik notasını hemen bozdurmayı düşünüyorum. Hızlı bir şekilde. 500 altın daha geldi. Bize şöyle değişikli şarkılar çal bakalım. Diğer köyün müziğiydi bu galiba. Gelesin geri çıkalım. Arkadaş direkt önümüze çıktı ya. Şimdi buradan üzerine geldiğim an direkt boss savaşına gireceğim. O yüzden daha fazla ileriye gitmiyorum. Mol Knight'ı yendik.
iki tane haritayı biraz daha genişletebilmemiz için iki tane knight'ı daha yenmemize ihtiyacımız var şu anda. Bir tanesi şu alttaki balıklı olan yer. Bir tanesi üstteki yeşilli olan yer. İkisinin de devireceğiz, kilitlerini kıracağız ve haritamızı son kez bir tur daha genişletip yeni yeni bölümler açacağız arkadaşlar. Fakat bu arkadaş burada durmaya devam ederse önümüzdeki bölüm diğer knight'lere gitmeden önce bir küçük bir boss savaşı daha bizi bekliyor. Neyse şu anda 1000 altınımız kaldı. 2, 4, 6, 8 canımız oldu yeni upgrade'lerle birlikte. Güzel bir bölüm oldu. Mol Knight'ta da ölmedik. Bakalım bundan sonraki Knight'larda nasıl bir şey bizi bekliyor. O zaman bu bölümlük benden bu kadar. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.